İyi pazarlar değerli izleyiciler. CNN Türk'te canlı yayında birlikteyiz. Ben Hakan Çelik. Güzel bir gün diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanı açıklamalarını yaptı. Körfez ülkelerine gidiyor. Bugünden itibaren 3 ülkeyi ziyaret edecek. Önemli değerlendirmeleri vardı. Bugün konuğum Richard Moore. Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi. Daha yaygın ve bilinen bir adıyla İngiltere diyelim. Halk arasında böyle daha çok ifade edildiği için ben yayın süresince İngiltere Büyükelçisi olarak söyleyeceğim kendisini. Richard Moore, önce günaydın ve hoş geldin olun, demek istiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Bizim de uzun bir dostluğumuz var, eski bir dostum benim. Onu da bir hatırlatayım. O nedenle bu programda da birbirimize Richard ve Hakan diyeceğiz. Bundan ötürü şimdiden bu paylaşımı da yapmış olayım. Bundan 25 sene önce, 92 senesiydi. Evet. Evet, ben İngiltere'den bir burs kazanmıştım ve o bursta da benim mülakatımı yapan kişi Richard Moore'du. Yıllar sonra büyükelçi olarak. İyi seçtim. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Benim mülakatımı yapan Richard Moore'du. O yüzden bizim bir eski bir dostluğumuz da var. Tekrar merhaba. Şimdi İngiltere ve Türkiye arasında kökleri çok eski yıllara uzanan bir dostluk var, bir yakınlık var ve her alanda güçlü ilişkileri var. Ekonomide, turizmde ve diğer politik alanlarda. Ama Richard Moore'un Ankara'daki bir özelliği de en iyi Türkçe konuşan büyükelçilerden biri olması ve ben kendisine teşekkür ediyorum. Yani böyle zor konuların konuşulduğu bir mülakatı Türkçe yapmayı kabul etmek kolay bir şey değil. O nedenle kendisine cesaretinden ötürü de teşekkür ediyorum. Önemli sorular soracağım kendisine. Bu arada sosyal medyayı da çok etkili kullanıyor. Twitter özellikle çok etkili kullanıyor. Ne kadar takipçi oldu şimdi Richard sosyal medyada? Şu ana kadar 80 bin oldu. 80 bin oldu ve giderek de artıyor. İnşallah artırabilir. Evet. Sosyal medyayı birazdan konuşacağız programın sonlarına doğru ama oradaki özellikle algılar, oradaki temel eleştiriler veya söylenenler daha çok ne oluyor mesela Richard? Seninle ilgili sen bazen esprili yanıtlar veriyorsun orada gördüğüm kadarıyla mizahi yanıtlar veriyorsun. En çok söylenen şey nedir seninle ilgili veya sizinle ilgili orada sosyal medyada? Değişiyor Hakan, değişiyor. Bazen çok ciddi konularla ilgileniyor. Belki bir konuda İngiltere'nin yaklaşımı nedir, bu tip şeyler, vize ücretleri biraz sonra belki ona değinebiliriz. Beşiktaş tabii ki mesela. Özellikle sezona kadar yaklaştık da biz o konuda çok görüş alışverişi yaptık. Bir de bildiğiniz gibi Türkiye'de yine bir kısım komplo teorilerine inanıyorlar. Onlar çok seviyorlar ve benimle özellikle İngiliz derin devleti temsilcisi olarak beni saldırılıyorlar. İngiliz derin devletinin temsilcisi olarak görüyorlar. Evet, bazen veya daha kötüsü bazen onlar diyorlar ki sen İngiliz derin devletinin parçası değilsiniz çünkü onların kötü şeyleri bilmiyorsunuz. Yani, tamam ben de büyükelçi olarak çok yazık bir şey ben bu derin devletine katılamam. Böyle bir yaygın bir kanaat oluyor Türkiye'de. Ben baktığım zaman sadece İngiltere ile ilgili değil de Amerika ile ve Almanya ile de ilgili. Bu güncel konular mesela PKK meselesi, YPG meselesi, FETÖ konuları gündeme geldiği zaman bir güven kaybı var, bir güvensizlik var. Biraz bu söylemler bundan mı kaynaklanıyor? Yani İngiltere, Amerika, Almanya yani Batı dünyasının Türkiye'yi anlamadığı, Türkiye'yi yalnız bıraktığı, hatta Türkiye'nin böyle açık açık soracağım şimdi burada. Richard lütfen bunlara yanıt verirsen çok sevinirim. Yani sanki Türkiye'nin bölünmesinden, parçalanmasından bir fayda sağlayacaklarmış gibi bir inanç var, bir kanaat var. Hani komplo teorileri diyorsun ya. Var mı böyle bir şey? Yani hakikaten Türkiye'nin parçalanmasını istiyor mu mesela İngiltere'nin böyle bir niyeti var mıdır? Yani parçalansın diye mi bakar Türkiye? Tabii ki böyle bir niyet yok. Fakat haklısınız. Böyle bu tip şeyler böl ve yönet politikanız var diye söylüyorlar. Fakat tabii ki saçmalık. Çünkü özellikle İngiltere için bir güçlü bir Türkiye bizim menfaatlarımıza uyuyor. Çünkü bir güçlü, istikrarlı, demokratik bir Türkiye
şeyde bölgede, dünyada çok olumlu bir rol oynayabilir ve aynı zamanda biz müttefikiz, yani NATO üyesiyiz. Birkaç konularda çok, yani bizim menfaatlarımız aynı. Yani enteresan bir ziyaneti değil mi? Biraz mağduriyet ziyaneti. Türk mağduriyet zihniyeti. Biraz. Fakat onun ihtiyacı yok. Yani Türkiye oldukça başarılı bir ülke. Önemli bir rol oynayan bir ülke. Fakat haklısınız ve bu görüşlerini biliyorum. Ve onlara karşı, yani bizim politikalarımızı anlatmaya çalışıyorum ve bu nedenle sizin programınıza katılıyorum. Çünkü yani büyükelçinin görevi kendi ülkenin anlatmaktır. Peki bu teorilerin, yani komplo teorilerinin ortaya çıkmasında, bir güvensizlik duygusunun ortaya çıkmasında, özellikle İngiltere'yi kastederek söylemiyorum. Çünkü İngiltere'nin daha farklı bir tutumu olduğunu biliyorum. Kamuoyu da sanıyorum ki bunu takip ediyordur. Batılı ülkelerin Türkiye'yi çoğunlukla anlamamalarının veya yalnız bırakmalarının da bir etkisi yok mu? Yani bu teoriler bir günde ortaya çıkmadığı için bir birikimin sonucunda ortaya çıkıyor. Türkiye birçok zor zamanda kendisini yalnız hissediyor. Müttefikleri tarafından yalnız bırakıldığını düşünüyor mesela. Böyle bir şey var mı gerçekten? Tekrar bu görüşlerini tanıyorum fakat bence doğru değil. Yani tekrarlıyorum ki biz müttefikiz. NATO bazı birkaç ülkelerde beraber çalışıyoruz. Yani gerçekten bırakmıyoruz. Yani anlıyorum ki örneğin eğer darbe girişimini değinmek istersek belki o zaman o büyük travmaya birkaç ülkeye belki biraz yani çabuk olarak o travmaya tanımadılar. Ve tabii ki darbe girişiminden sonra bazı Türkler düşündüler ki ya o anda belki tam desteği vermediler. Yani bu tip görüşle onun, yani o görüşünün hakkı var biraz. Evet. Fakat genel olarak Türkiye, yani düşman olarak veya Türkiye'nin zayıflayan, isteyen çok sayıda ülke yok. Yani ben bir görüş. Yanlış. Özellikle batılı ülkeler bunu istemiyorlar bence. Öyle mi? FETÖ'yü 15 Temmuz darbe kalkışmasının ardında olan bir terör örgütü olarak görüyor Türkiye. FETÖ'yü. İngiltere'de böyle görüyor mu? Yani, nasıl görüyor İngiltere? Yani ben bu kanunsal bir tartışmaya girmek istemiyorum. Yani biz terörist örgütü olarak tanımıyoruz. Yani çünkü böyle bir belirli bir süreç var. Yani bunu adlandırmak için. Fakat bu önemli bir şey değil. Yani gerçekten bunu tanıyoruz ki bu darbe girişiminin arkasında Gülen hareketinin olduğunu iyi biliyoruz. Önemli. Diyorsunuz ki bu darbe girişiminin arkasında Gülen hareketi vardır. Değil mi? Onu söylüyor İngiltere. Aynen. Ben belki hatırladığınız gibi geçen yıl Temmuz ayında, yani aynı ayda, darbe girişiminin ayında Hürriyet'te mülakatı röportaj yaptım ve onda, o noktada ben dedim ki evet, yani tam kanıtım yoktu fakat o zaman, fakat bence bu darbe girişiminin arkasında Gülenci elemanlar var. Ben bunu kesinlikle tanıdım. Bu konuda ama bu konuyu pek anlatamadı mı Türkiye, ya da
Yani darbe girişiminin arkasında Gülen'in olduğu, Fethullah Gülen'in ve onun ekibinin olduğu konusunda mesela siz diyorsunuz ki İngiltere bunu düşünüyor. Biz buna inanıyoruz. Ama Amerika'da ve mesela Almanya'da bunun yeterince anlatılamadığını, anlaşılamadığını veya kabul edilmediğini görüyoruz. Öyle değil mi Richard? Evet, anlıyorum. Anlıyorum. Fakat yani tekrar ben bir hakim değilim. Yani ben yani şu anda mahkeme önünde bazı davalar var ve ondan bir de haberden yani oldukça karışık bir resim çıkıyor. Yani tam o gecenin tam belli bir resmi yok bu açıkçası. Fakat bence bana kalırsam kesinlikle Gülen hareketine bir önemli bir rol oynadı. Yani onların yanında belki Gülenci, Fethullahçı olmayan elemanlar vardı, olabilir. Fakat kesinlikle Gülen hareketi bence rol oynuyor. Fakat yani Fethullah Gülen ile yani Pennsylvania'daki Fethullah Gülen ile bağlantısı hakkında biliyor muyum? Yok, ben bilmiyorum. Fakat bence bunu önemli ve bu nedenle eğer Türk hükümeti bu darbe girişiminde katılan insanlara karşı bir de Türkiye Cumhuriyeti kurumlarına gizlice girmeye çalışanlara karşı tedbirler almak haklı. Yani bunu tam kabul ediyoruz. Yani evet. o haklı. Gerçekten yani bildiğiniz gibi biraz özellikle Almanya ile gerginlik var şu anda. Biz de İngiltere'de aynı şekilde endişelerimiz var. Çünkü bizce bu darbe girişiminden sonra soruşturma biraz genişledi. Yani Gülen hareketine tek sadece Gülenci hareketine karşı değil, yani biraz genişledi. Özellikle milletvekililer, çok sayıda gazeteciler, örneğin Cumhuriyet bir de özgür yani bir günlük özgür günden için bir günlük onursal basın yayın yönetmeliği yapan kişiler ve en son olayda Uluslararası Af Örgütü liderliği tutuklu oldu. Ve bu bizim için biraz endişeli. Çünkü önen bu Uluslararası Af Örgütü bildiğiniz gibi Londra'da kuruldu. Çok saygın, çok meşhur bir insan hakları örgütü. Ve Hakan ben savcının iddiası okudum. Yani ben avukat değilim. Fakat okurken gerçekten yani suçu bulamadım. Tekrar ben avukat değilim. Kesinlikle Türk mahkemeye bırakıyorum. Fakat inşallah mahkeme yakın gelecekte özellikle bu uluslararası örgütler yani serbest bırakacaklar. Çünkü bu maalesef Türkiye için biraz zarar veriyor ve kesinlikle kişisel olarak bu zararı engellemek istiyorum. Yani çok hassas bir konuya değiniyorum, biliyorum. Evet. Fakat önemli ve biz özellikle Başbakan May bu konulara değiniyor. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan ile ve genellikle kapı arkasında bu şeyler söylüyoruz. Fakat bu konuda biraz endişeliyiz. Anladım. Richard,
15 Temmuz darbe girişiminden sonra ilk ziyaretlerden birini İngiltere'nin Avrupa Birliği Bakanı Alan Duncan Ankara'ya yaptı. Birkaç gün sonraydı benim yanlış hatırlamıyorsam. Yani sadece 4 gün sonra. İlk gelen bakan oldu Batı dünyasından diye hatırlıyorum, doğru mu? Evet, doğru. Ve 3-4 defa da geldi. Hı-hı. Ve İngiltere Başbakanı Theresa May, değil mi? Evet, İlk gelen başbakanlardan biri oldu. Olabilir, evet. Değil mi? Evet. O nedenle ben İngiltere'nin, aslında Türkiye'nin bu 15 Temmuz darbe kalkışması sürecinde Türkiye'nin yanında durduğunu söyleyebilir miyim? Evet. Bu doğru olur mu, bu yorumum benim? Doğru. Ve hatırlıyorsunuz ki o darbe girişimi özellikle Başbakan May için, bir de Dışişleri Bakanımız Boris Johnson için ilk uluslararası krizi oldu. Çünkü doğru, ilk göreve başlamışlar. Aynen. Çünkü Başbakan May 13 Temmuz'da görevi devraldı. Fakat yani çok erken aşamada bana çok belli emirleri verdi. Lütfen. Ne dedi size? Yani Başbakan, Türk hükümetine tam destek verin. Bir dakika, bunu kim söyledi? Başbakan May mi? Başbakan May dedi. Size Türk hükümetine tam destek verin. Evet, çünkü bu darbe girişiminin gerçek yüzünü iyi tanıdık. Yani bu seçilmiş cumhurbaşkanı, seçilmiş hükümetinin bir darbeydi. Ve kesinlikle 16 yılında böyle bir inisiyatif kabul edilemez. Yani inanılmaz Avrupa'da böyle bir şey. Bu nedenle yani tereddütsüz destek verdiler ve ben saat 12'de ben Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı'na temasa geçtim. Bir mesaj verdim. Nasıl yardımcı olabilir diye mesaj verdim. Ve Mevlüt Bey'den hemen bir cevap. O zaman Samsun'daydı. Evet. Çağatay Kılıç ile Samsun'daydı. Hemen bir cevap verdi. Lütfen demokrasine destek verin. O kadar. Evet. Çünkü ya çok... Bu çok önemli bir not aktardı Büyükelçi Richard Moore. KJ'de de onun aslında altını çizelim lütfen. İngiltere Başbakanı hemen Richard Moore'u arıyor, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi, ve diyor ki seçilmiş hükümete, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve Cumhurbaşkanı'na destek olun. Evet. Türkiye'nin yanında olduğumuzu ilan edin, söyleyin diyor. Doğru değil mi? Doğru. Yani İngiltere'de büyük, yani olgun bir demokrasinde yani bu tartışılır bir şey değil. Evet. Yani hemen yaptık. Evet. Şimdi sanıyorum bu konu anlaşıldı. İngiltere'nin pozisyonu ve özetlemek gerekirse Richard Moore 15 Temmuz darbe kalkışmasının ardında Fethullah Gülen ve Fethullah Gülen mensuplarının olduğuna dair bir kuşkusu yok İngiltere'nin dedi. Özetle bunu söyledi. Evet. FETÖ konusunda da diğer başka şeyleri açıkladı az önce. Bu PKK ve YPG meselesine gelebilir miyim? Şimdi Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri terörle mücadele yıllardır. Bir tabii, de PKK tabii, ve YPG meselesi tabii. var. İçeride PKK ile dışarıda da YPG ile bir mücadele içinde Türkiye. Siz sınır ötesinde YPG'yi bir terör örgütü olarak görüyor musunuz İngiltere olarak? Lütfen kusura bakma Richard, çünkü bunlar önemli konular olduğu için şunu görüyor musunuz, bunu görüyor musunuz diye soruyorum ama Türkiye kamuoyunda çok bunlar merak edildiği sıcak yani, tartışma konuları olduğu için tabii, bunlar tabii. anlaşılsın diye biraz Batı'nın ve İngiltere'nin tutumunu anlayalım diye bunları soruyorum. Evet, YPG'yi bir terör örgütü olarak görüyor mu İngiltere? Yani gerçekten bu konunun hassasiyetini, Türkiye'nin hassasiyetini iyi tanıyorum, iyi biliyorum. Ve PKK konusunda gerçekten İngiltere belki Türkiye'nin en iyi otardı. Yani yıllarca bu çok yakın işbirliği yapıyoruz bu konuda. PKK konusunda. PKK konusunda, çünkü bildiğiniz gibi maalesef İngiltere'nin terör tecrübesi Türkiye gibi eskiye dayanan bir tecrübedir. Yani bu nedenle Türkiye ile bu konuda empatimiz var kesinlikle. Fakat eğer YPG'ye bakacak olursak, yani bu çok zor bir sorudur. Çünkü bildiğiniz gibi Kuzey Suriye'de
özellikle Raqqa'da. Raqqa Daesh'in gayri resmi başkenti oldu. Evet. Ve Daesh İngiltere için çok çok önemli bir tehlike. Yani ve acele bir tehlike. Biz son aylarda görebildiğiniz gibi terör saldırıları oldu. Evet, Manchester var, Londra Köprüsü'nde var, Westminster Köprüsü'nde var. Hepsi Daesh. Ve bunun için İngiltere için en önemli önceliği bu örgütün özellikle Kuzey Suriye'den bir de Irak'tan kaldırmak. Bu nedenle kısa vadeli taktik olarak evet YPG ile işbirliği yapıyorlar. Yani bunu inkar etmek istememem. Tamam. Fakat kısa vadeli taktik bir işbirliği mi YPG ile DAEŞ terör örgütünün ortadan kaldırılması için? Aynen. Çünkü örneğin PYD'nin iddialarına özellikle otonomi falan kabul etmiyoruz. Yani bu yani Suriye'nin evet eğer Suriye barış çözüm anlaşmaya varabilirsek o zaman o tip sorular o aşamada karar verilecek. Bu önemli bir konu. Çünkü evet. Türkiye'deki bir yaygın kanaat de mesela İngiltere, Amerika gibi ülkelerin Irak'ta olduğu gibi Suriye'de de bir devlet kurulmasını destekledikleri yönünde. Yani YPG'nin içinde olduğu veya PYD'nin içinde olduğu bir devlet projesine, bağımsızlık projesine İngiltere destek vermiyor mu? Onu mu söylüyorsun? Evet. Tekrar böl ve yönet politikasına dönüyoruz. Geldik aslında. Yine oraya geldik. Yani, var mı öyle bir böl ve yönet meselesi? Tabii ki yok. Yani yok. Kesinlikle önen Irak'taki Irak bölgesi hükümeti var. Evet. Kuzey Irak'ta. Onlar, yani Sayın Barzani dedi ki gelecek aylarda ben bir referandum, bağımsız referandum uygulanacağım. Biz ona karşıyız. Ha, bu da önemli. Siz Kuzey Irak'taki bağımsızlık referandumuna evet, karşısınız. Tam Türkiye gibi. Bizim, Türkiye gibi bizim yaklaşımımız aynı. Çok önemli. Yani bu şu aşamada olamaz. Kesinlikle biz bu konuda eğer Bağdat ile Erbil bir uzlaşma olursa o farklı. Tamam. Fakat bu tip bağımsız referandum uygulamak yani Bağdat'ın desteği veya onayı almazsınız. O tehlikeli ve buna karşıyız. PYD'de tekrar böyle bir inisiyatife karşıyız. Bir de Raqqa bir tarafa bırakın. Eğer Suriye'nin geleceğine bakacak olursak, gerçekten Türkiye ile İngiltere'nin görüşleri biraz oldukça benziyor. Yani özellikle Sünni toplumun gelecek Suriye'de bir istikrarlı, haklı bir yer almazsa, o zaman maalesef DAEŞ tekrar, yine belki başka bir isim ile çıkacak. Çok önemli bir nokta bu. Evet. Yani Suriye'deki Sünni topluluk iyi temsil edilmez ve haklarını alamazsa DAEŞ başka bir formda yeniden dönebilir ve terör eylemleri gerçekleştirebilir. Şunu bir özetlemek istiyorum. Çok önemli bir şey söyledi Büyükelçi Richard Moore, İngiltere Büyükelçisi. Türkiye ile İngiltere'nin, Irak'ın ve Suriye'nin geleceği konusunda görüşleri çok yakın, çok benzer dedi. Hı hı hı. Irak'ta bir bağımsızlık referandumu yapılmasına karşıyız dedi. Irak'ın kuzeyinde. Doğru. Buna karşı olduğunu ifade etti. Eğer Bağdat kabul etmezse. Kabul etmezse, evet. Karşıyım. Peki son bir şey sorayım. Bu YPG konusunu da kapatacağım. YPG'ye İngiltere silah veriyor mu? Yok, silah vermiyoruz. Yani. Vermiyorsunuz. Fakat açıkçası yani biz işbirliği yapıyoruz. Fakat gerçekten silah vermiyoruz. Silah vermiyorsunuz. Bir de bildiği şey de nasıl söyleniyor? Ölümlü
Suriye'de. Moderate. Evet, moderate yani ılımlı Suriye ordusuna silah vermiyoruz. Yani aynı politikamız var. Yani bu Suriye'ye. Özgür Suriye ordusuna da vermiyoruz. Aynen. Affedersiniz bunun onun terimini unuttum. Değil mi? Özgür Suriye ordusu. Evet. Silah vermiyoruz. Yani izimiz yani İngiltere parlamentosundan izin almadılar. Yani bunu yapmak istemiyoruz. Evet. Bunlar çok önemli notlardı. Katar konusunda İngiltere ve Türkiye benzer görüşlerde mi? İngiltere ve Türkiye. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı oraya gidiyor. Evet, oraya gidiyor. Çok önemli bir ziyaret, görüşmeler yapacak. Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar. Ve bir Katar'ın, yani şöyle basit soracağım. Katar'ın teröre destek olduğu iddia edildi. Öyle söylediler. Siz bu görüşte misiniz? Yani Katar teröre destek mi veriyor? Yok, buna inanmıyoruz. Tabii ki Katar'ın bu konuda Katar'ın sorumluluğu var. Tabii ki özellikle terörizm konusunda. Fakat aynı zamanda Körfez ülkelerinin sorumluluğu, yani sorumlu değil, yani responsibility, yani sorumlu. Onlar evet. Sorumlu davranması anlamında. Evet, evet, yani tabii. Sorumlular derken tabii, yani onlar tabii yaptığı anlamında kullanmıyor da, ben yani hassas kavramlar olduğu için yanlış anlaşılmasın diye sorumlu davranmaları gerekir anlamında aynen, responsibility aynen, kullanıyor. Aynen. Anladım. Fakat kadarıyla yani Katar özel bir yeri koymuyorum. Tamam. Yani her, hedef tahtasına koymuyorsunuz. Yok. Gerçekten hem Türkiye hem İngiltere bu Körfez ülkelerinin gerginliğini karşıyız. Yani bu gerginlik oldukça tehlikeli. Bu yaptırımlar falan, ambargo falan ya karşıyız. Ambargoya karşısınız. Karşıyız, evet. Bunu söyledik. Türkiye gibi düşünüyorsunuz biraz, orada büyük yani, oranda galiba. Yanlış mı söylüyorum? Tamam. Biz, benzer kendimi kararımıza varıyoruz bu konuda. Fakat tabii ki İngiltere Katar'ın dostu, bir de Suudi Arabistan ve Arap Emirlik. Evet, aynı şekilde dostuz. Ve bu gerginlik faydalı değil, yani çok tehlikeli ve inşallah özellikle Kuveyt'in arabuluculuk, affedersiniz o kelime ama çok ama arabuluculuk. Arabuluculuk çok zor bir kelime ve bunu çok güzel söylüyor Richard. Yok. Onların çabalarında çok tam destek veriyoruz. Evet. İnşallah genellikle Hakan, genellikle Araplar bu tip sorunları kendi çözülüyorlar. Yani ve özellikle de bu nedenle Kuveyt'in çabalarını destekliyoruz. İnşallah yakın gelecekte çözüme varacaklar. Çünkü gerçekten bu durumdan tek yaralanan bir ülkedir. Yani Tahran, İran'dır. Ve çünkü bizim için, Türkiye için, İngiltere için bu Körfez İşbirliği Konseyi'nin birliği önemlidir. Evet. Ve inşallah bu birliğine dönecekler. Yeni bir gelişme olduğu için sormak isterim. Eğer Richard o konuda bir şey söylemek istersen, yani İngiltere'nin politikası, Mescid-i Aksa çevresinde İsrail, dün ve önceki gün özellikle geliştiği için sormak istiyorum. Bir takım üzücü hadiseler yaşandı, yaralanan insanlar oldu, bir krize dönüştü. Cumhurbaşkanı açıklama yaptı, birkaç açıklama yaptı bu konuda. Bununla alakalı bir şey söylemek ister misin? Tabii. Zor ve spesifik bir konu bu ama bir şey söylemek istersin. Ve kesinlikle bu konuda uzman değilim. Fakat tabii ki bu tip, bu özellikle bu bölge inanılmaz hassas, değil mi? Çünkü hem dini bakımından hem siyasi bakımından çok hassas. Bu nedenle son bilgime göre bir uzlaşmaya veriyorlar. Belki başka bir şekilde kontrol ediyorlar. Evet, elle kontrol yapılması. Yani olabilir. O şeylerin X-ray cihazlarının kaldırılıp metal dedektörleriyle arama yapılması gibi bir şey var. Ben de bu tedbirleri hakkında yorumlamak istemiyorum. Fakat en azından bu tip gerginliği azaltmak lazım.
Bu tabii ki hem Ürdün ile hem İsrail ile görüşüyoruz. Aynı şekilde Katar krizinde o bölgede, Türkiye gibi o bölgedeki ülkelerle görüşüyoruz. Bir çözümü teklif ediyoruz. Evet. Şimdi Kıbrıs meselesinde İngiltere garantör ülkelerden biri, tıpkı Türkiye ve Yunanistan gibi. Dünyanın en uzun süredir çözülmeyen iki sorunundan biri Kıbrıs maalesef. Niye çözülmedi? Çok yani buna inanılmaz bir gün Hakan. Çok zor sordum biliyorum. Richard ya. Ama belki bir cümleyle tabii, bir yani, şey söylemek isteyebilirsin diye. Ben belki bildiğiniz gibi ben Crans Montana görüşmelerine katıldım. Yani her iki taraf arasında büyük bir güven eksikliği var. Büyük bir güven eksikliği var. Bir de Atina, gerçekten Atina ile Ankara büyük bir güven eksikliği var. Temel problemi o mu sence? Temel sorun, yani temel sorunu mu? Güven eksikliği mi? Çok önemli bir sorundur. Yani tabii ki geçmişin yaraları çok derin. Yani özellikle 1963'teki, 1974'teki olaylarla çok yani acı hatırları var. Yani böyle bu atmosferde çözüme varmak biraz zor. Fakat gerçekten Hakan, Crans Montana'da neredeyse çözüme vardık. Yani ben ayrıntılara paylaşamam. Çünkü neredeyse çözüme varılıyor muydu yani? Gerçekten. Bizce yani evet çözüme yaklaştık. Fakat maalesef o son adımı atmak olmaz. Fakat yani bu çok çok korkunç bir durumda değiliz. Yani yani şu anda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bize, hepimize dedi ki lütfen sakin bir kafayla değerlendirme yapın. Evet. Ve şu anda biz hepimiz bunu yapıyoruz ve yani önümüzdeki adımı ne olacağını bilmiyorum. Evet. Fakat, ama hala umut var mı sence? Umut var. Güçlü bir umut olduğunu düşünüyor musun? Yani ben diplomatım. Her zaman umut var. Peki, yani eğer diplomasiye yaparsın. Türk vatandaşlarını yakından ilgilendiren bir konu var. Bu vize meseleleri. Şimdi Brexit kararıyla İngiltere, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği'nden çıkıyor gibi görünüyor ama bir taraftan mesela bir Ankara Anlaşması vardı. Var. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını İngiltere konusunda ilgilendiren. Bu anlaşma hala yürürlükte mi? Geçerli mi? Evet, hala geçerli. Askıya çünkü alınmadı değil mi? Yok. Hala geçerli. Tamam. Müracaatları alıyoruz. Alıyorsunuz. Kabul ediyoruz. Ve kabul ediyorsunuz. Kesinlikle. Şu anda evet yapıyoruz. Yani İngiltere'ye gitmek isteyen, aha, şimdi tabii bu programdan sonra reklam oldu. Bu programdan sonra binlerce kişi İngiltere diplomatik temsilciliklerine evet gider mi, başvurur mu onu bilmiyorum da. Yo. Bir anlatalım yani yanlış anlaşılmasın evet diye söylüyorum. Evet. İngiltere'ye iş amacıyla gidip iş kurmak ve yerleşmek, oturma izni almak gibi bir durumu düzenliyor değil mi? Özetlersek. Doğru söylüyor muyum? Doğru söylüyorsunuz. Evet, doğru söylüyorsunuz. Bu hala yürürlükte ve geçerli ve hala başvuru alıyoruz. Hala geçerli. Çünkü biz Brexit'e kadar Avrupa Birliği'nin tam üyesiyiz. Bu nedenle bu tip şeyler, bu tabii ki Avrupa Birliği üyeliğimize bağlı şeyler devam ediyorlar. Yani Ankara Anlaşması bu tip düzenlemenin geleceğini bilmiyorum gerçekten. Çünkü o konuda o kadar çalışmadık Brexit konusunda. İnanılmaz büyük miktar çalışmamız var. Zor bir ve konu. Belki bu yine tam bu listenin birinci sırada konusu değil. Fakat yani gelecek aylarca belki bu konuda Türk yetkililerle görüşeceğiz. Bu önemli ama çünkü bu konu sanki kapandı ya da askıya alındı gibi bir algı vardı. Büyükelçi Richard Moore bu konu devam ediyor. Askıya alınmadı, Ankara Anlaşması geçerli dedi. Evet. İngiltere vizesi niye bu kadar pahalı? Niye? Pahalı. Çok pahalı.
Biraz pahalı. Ben bunu kabul ediyorum. Yani inkar edilemez. Hayır, aslında ben bu vizelerin kaldırılmasını isterim ama bunu vatandaşlar da ister ama bu bilmiyorum yani böyle bir şey gündemde var mı? Yakın zamanda söz konusu olur mu? Yok. Yani. O nedenle ben pahalı şeyinden girdim. Evet tabii. Oradan girdim yani. Ya pahalı, biraz pahalı. Pahalı. Ben, tamam. Neden bunu öyle kadar, bu kadar pahalı? Çünkü yani gerçekten seyahat pahalı. Yani işte Londra'ya falan, bir, otel, tamam, uçaklar falan. Bir 10 yıllık İngiltere vizesi almak, evet. Yani yatırım yapmak gibi bir şey. Aha. 3000 lira mı ne, öyle bir şey oldu galiba şimdi oralarda falan yani. Ya evet. Genellikle yaş adamlar için o kadar büyük bir sorun değil. Peki. Yani gerçekten. Fakat yani onun sebebi bellidir. Yani biz özellikle bu vize ücretleri göçmen sisteminiz için kullanıyoruz. Yani yoksa evet. Eğer başvurucular ödemezse kim ödeyecek? Kim ödeyecek? Onun vergi ödeyen kişiler. İngiltere, vergi mükellefi. Mükellef. Ama zor ifade. Mükellefler ödeyecek. Belki İngiliz mükellef bunu haksız olduğunu söyleyecek. Peki. Şimdi İngiltere Büyükelçiliği binasında bir Beşiktaş bayrağı vardı. Onu bir gösterelim arkadaşlar. O fotoğraf hazır mıydı? Büyükelçi Richard Moore onu Twitter'dan paylaşmıştı. Fotoğrafı, evet. Böyle bir fotoğraf. Şimdi Richard Moore tabii çok iyi bir Beşiktaş taraftarı ve maçlara da gidiyor. Böyle bir fotoğrafı asmak için Dışişleri Bakanlığı'ndan izin almak gerekiyor mu oraya? Yok, bizim Dışişleri Bakanımız yok. Yok değil mi öyle bir şey? Yok, yok. Yani böyle bir bürokrasi yok. Yok, yok, yok. Herhangi bir bayrak asılıyor. O konuda otonomimiz var. Otonom hareket ediyor musunuz? Evet. Her tarafı Beşiktaş. Kendi karar verdim. Otonom. Fakat özellikle seferette Galatasaray ve Fenerbahçe destekleyen kişiler dediler ki tamam o zaman gelecek sezon eğer bizim takımımız şampiyon olursa evet. Biz bara aşabiliriz ben diye sordular. Ne diyorsunuz yaptırır ben, mısınız? Tamam oldu. Ne oldu? Beşiktaş ikinci kez şampiyon oldu. İkinci kez şampiyon oldu. Tekrar yaptı. Tekrar. Gelecek sene Galatasaray şampiyon olursa veya Fenerbahçe astırır mısınız oraya bayraklarını? Olabilir. Olabilir mi? Olabilir. Fakat ben Türkiye'de olmayacağım. Ha öyle mi? Gidiyor evet, musun? Evet. Benim gelecek büyükelçisine göre olsun. Ne zaman süre doluyor Richard Ankara'da? Ben bu maalesef çünkü bildiğiniz gibi Türkiye'yi çok seviyorum. Bu yılın sonunda herhalde Londra'ya döneceğim. Yani çünkü uzatılma yıllık ihtimali yok mu? Uzamaz mı? Maalesef. Buradan maalesef, İngiltere maalesef. Başbakanı Sayın May'e bir çağrı yapsak. Maalesef. Benim nasıl söyleniyor? Helefim değil mi? Helefim. Halef. Benden arkadan gelen kişi. Belli. Belli mi kim o? Evet. Başka bir çok seviniyorum ki bir Türkçe konuşan bir adamdır. Kim o? Dominic Chilcott onun ismi. Bizim eskiden İrlanda'da büyükelçi görevi yaptı. Evet. Şimdi Maggie Moore'dan bahsetmek istiyorum ama reklamdan sonra büyükelçi Richard Moore'un eşi Maggie Moore görme engelli bir kişi. Ve ilk defa CNN Türk'teki bu programda köpekleri star evet, yıldızla evet, gelince bir farkındalık oluştu. Ve ben de bundan ötürü çok memnunum ve bir dernek kurdular görme engellilerin yardımına koşan bu köpeklerle ilgili bir dernek var. Nurdeniz Tuncer'in de buradan kulaklarını çınlatalım. Avukat. Evet. Kendisi de görme engelli bir insan ama çok çalıştılar ve bu konuda bir farkındalık oluşturdular. Evet. Maggie Moore, Richard Moore'un büyükelçi, Richard Moore'un eşi, rehber köpekler konusunda çok önemli bir farkındalık yaratıldı. Bir dernek oluşturuldu. Çok sayıda köpek yetiştiriyorlar. Bakalım görüntüleri.
Çok güzel bir görüntü. Onlar rehber köpekler. Görme engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için çalışıyorlar. Kaç görme engelli köpek var şu an Türkiye'de? Yani eğitimde 17 köpek var. Evet. Ve ben de buna bir katkı sağlamış olmaktan ötürü çok memnunum, çok mutluyum. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı Ali İlhan da o köpeklerle beraber çalışmalar yürüten isimlerden biri kendisi. Değil evet, mi? Haklısınız. Belki Türkiye'nin ilk rehber köpeği Nurdiniz Tunceli'nin köpeğidir. Kara adlı bir Kara. Köpektir. Orada gördük onu galiba. Evet, o siyah renkli bir şey. O çalışıyor. Harika. Gelecek ikinci köpek Ali İlhan Bey'in köpeği olacak. O klipte çok gördük. Güzel. Evet. Richard, Türkiye'ye ne kadar İngiliz turist geliyor her sene? Her sene yani biraz azaldı. Fakat yani 1.7 milyon. 1.7 milyon büyük sayı. 16'da. Türkiye'deki en büyük yatırımcılardan biri değil mi İngiltere? Kesinlikle. Biz ikinci sıradayız. İki. Evet. Ve çok bildiğiniz gibi Vodafone, Shell, BP yani aşağı yukarı 3.000 İngiliz şirket. 3.000 İngiliz şirketi var. Evet, faaliyet ediyor. Son soru, ne kadar ticaret yapıyoruz? Kaç milyar dolar yaklaşık? Yani 16'da 15 milyar dolar mı? İkili ticaret hacmi. Sevindim bu bilgileri verdiğimize. İngiltere ile Türkiye arasında ne kadar güçlü bağlar olduğunu da ortaya koymuş olduk. Bu rakamlarla da ortada bizim Avrupa'daki en önemli ortaklarımızdan, müttefiklerimizden biri. Ve onun çok saygıdeğer büyükelçisi Richard Moore'u ben burada davet etmiş olmaktan, sohbet etmekten çok mutlu oldum. Ama ayrılıyor olmasına da üzüldüm doğrusu. Bir sağ dostum olun. Ayrılıyor nihayetinde, evet. Öyle bakıyorum ben. Büyükelçilik görevinin dışında. Yeni görevinde de hangi görev olacaksa başarılar diliyorum. Belli mi hangi görev olacağı? Ne? Yok, belli değil şu anda. Peki. Çok teşekkürler izleyicilerimize de gönderdikleri Twitter, Instagram mesajları için. Çok teşekkür ederim. Twitter'da hayli enteresan şeyler yazılmış. Onları da görüyoruz. Birlikte bakacağız. Komplo teorisi var mı? Komplo teorisi var. Çok komplo teorisi var. Acaba buradan gidince ne yapacak falan filan gibi şeyler yazmışlar. Bakarız, okuruz onları esprili bir şekilde. Çok teşekkürler.